Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü motif yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle iplerimiz merserize ipler kullandım arkadaşlar. 1.75 milim de tığım var. Sizin elinize yatkın, iplerinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek modelime başlıyorum. Şöyle bir tane kilit olarak düğümümü attım. Şimdi zincirlerimi çekiyorum. 33 tane buraya zincir çekeceğiz. Toplamda buraya 33 tane zincirimizi çekip tamamlayalım. Çektikten sonra hemen getiriyorum şöyle düz tarafından hemen birinci halkadan batıyorum zincirden şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Hemen buradaki zincirlere batarak sık iğne yapacağız. Şöyle ilk zincire de batıyorum. Şu ipimizi de şöyle kenarını alalım. İçinden saklayarak kaybedelim. 1 2 3 4 5 6. Burada 33 tane zincirimiz var. 33 tane sık iğne olana kadar bu şekilde yapıp tamamlayalım. Toplamda buraya 33 tane sık iğnemizi yapıp tamamladım. Hemen buradaki ilk sık iğnenin tepesine batıp şöyle ilmeğimi çıkarıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırarak kapattık. 1 2 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Aynı yere batıyorum. Hemen kaydırdığım yere batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini beraber kapattım. Bir tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Şimdi burada hemen bir sıradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Bir tane buraya yarım trabzan yaptım. Başına tekrar alıyorum. Aynı yere batıyoruz. Aynı yere batıp bir tane daha artırma yapıyorum buraya. İkisini yine yarım bir trabzan yaparak üçünü beraber kapatıp bir tane zincir çekiyorum. Başına tekrar aldım. Bir sonraki zincire geçiyoruz. Bir sonraki zincire geçiyorum. İlmeğimi çıkardım. Bir tane yarım trabzan yaptım. İkisini kapatarak başına bir kere daha alıyorum. Aynı yere batıyoruz. Aynı yere batıp tekrar artırmamı yaptım. İkisini beraber çıkıp bir tane üçünü beraber kapatıp bir tane zincir çektim. Başına doladım. Bir sonraki yere batıyoruz. Sık iğneme battım. İlmeğimi çıkardım. Tekrar başına aldım. Yine aynı yere batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İkisini kapatıyorum. 3 tane ilmeğimi beraber kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapıp 33 tane olana kadar tamamlayalım. 33 tane olana kadar yapıp tamamladık. Şöyle de sayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle 2 2. Gördüğünüz gibi bir tane trabzana 2 tane battık. Bunları 1 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 tane burada 2 tane trabzanımız yaptık. Bir tane trabzana. Buradaki en son kaydırma
Zincire batıp kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1-2 tane zincir çektim. Başına bir kere doluyorum. Şimdi şöyle şu çektiğimiz 2 tane trabzanımız var. Buradan batıyorum. Trabzanın diğer kenarından çıkarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Yine yarım trabzan yaptım. Bir tanesini tığımda bıraktım. Başına doladım. Aynı yerden batıyoruz. Bir tane daha yarım trabzan yapıp üçünü beraber kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başına aldım. Yine bir sonraki ikili trabzandan batıyorum. Şöyle burada iki tane trabzanımız var gördüğünüz gibi. Buradan batıyorum. Buradan battım. Şöyle ikisini beraber çıkardım. İki tanesini kapattım. Bir tanesini bıraktım. Tekrar aynı yerden batıyorum. Yine buradan ikili trabzan yaparak yarım bir tane trabzan yaptım. İkisini kapatıyorum. Yine 3 tane tığımda ilmeğim var. Üçünü beraber kapatarak bir tane zincir çekiyorum. Başına tekrar aldım. Bir sonraki 2 tane trabzandan batıyorum. Bir tane sık iğneye 2 tane trabzan yapmıştık. Hemen bunları şöyle yarım trabzan yapıyorum. Başına tekrar aldım. Aynı yerden batıp yarım trabzan bir tane daha yapıp üçünü kapatıp bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha yapalım. Şöyle bu aradan batıp diğer kenardan çıkıyorum. Buraya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir tane başına alıyorum. Tekrar bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. İkisini kapattım. Şöyle 3 tane kaldı. Üçünü beraber kapattım. Bir zincir çekip bu şekilde 33 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. Şöyle trabzanlarımı yapıp tamamladım. Yine 33 tane trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 tane olduktan sonra yine hemen burayı ekliyoruz. Buradaki ilk şöyle trabzanın başına batarak eklememi yaptım. Bir tane zincir çektim. Buradaki ilk trabzanın tepesine batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar şu ara kısma batarak şu aradaki bir tane zincir çekmiştik arkadaşlar, buraya batıyorum. Sonra trabzanın tepesine batıyorum. Buradaki ara boşluğa, ara boşluğa batıp trabzanımı sık iğnemi yapıyorum ve trabzanın tepesine. Trabzanın tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. Bir ara boşluğa, bir tane trabzanın tepesine. Bir tane ara boşluğa sık iğne, bir tane trabzanın tepesine sık iğnelerimizi yaparak bu şekilde tamamlayalım. Şöyle bu şekilde yapıp bütün kenarımızı buradaki başlangıç kısmına kadar gelelim. Sık iğnelerimi yapıp bitirdim. Buradaki hemen ilk sık iğneye batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırıp şöyle bir tane zincir çekerek hemen makasımı alıp bunu kesiyoruz. Kestikten sonra arkadan saklayalım arkadaşlar. Bu şekilde bitmiş oluyor motifimiz. Şimdi hemen ikinciye geçelim. Buradan hemen kesiyoruz. Bunu çıkardım. Arkadan bunu saklayalım. Saklamasak olmaz. Şöyle şuradan batıyorum. Hemen içinden geçiriyoruz. Bu şekilde saklayalım arkadaşlar. Bunun fazlalığını da keselim. Yeniden 33 tane zincir çekiyoruz. Tekrar böyle kilitini yaptım. 1, 2, 3,
33 tane yine zincir çektim. Hemen şöyle şuradan diğer halkamı alıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Şöyle düz olmasına dikkat edin. Düz olsun. Hemen buradan ilk zincire batarak kaydırma yöntemiyle kaydırıp şöyle kapattım. Buradaki ilk sık iğne zincire batarak hemen sık iğnelerimizi yapıyoruz ve buradaki de ipimizi şöyle saklayalım, başlangıç ipimizi. Buraya da yine 33 tane sık iğne yaptıktan sonra diğer motifimize ne yaptıysak arkadaşlar, buna da aynı şekilde aynı işlemle sık iğne, yarım trabzan, ondan sonra yine yarım trabzan sık iğne yaparak bunu tamamlayalım. Bunun gibi arkadaşlar 8 tane yaparak her renkten yapıp tamamlayalım. İster farklı renklerde yapın, ister benim gibi 3 renk kullanın. Şöyle arkadaşlar, ben her renkten 3 tane yapıp son 2 taneyi 3'e tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane halkamı yapıp şöyle tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi halkalarımız tamam. Şimdi şöyle ikisini birbirine eklemeye geldi. Şimdi bu hem buraya hem buraya ekleyeceğiz. Şöyle 33 tane zincirimizi çektik. Şimdi hemen eklemesine geçiyorum. Buradan şu uç kısmından aldım. Üstten geçirdim. Hemen şöyle bunun altından geçiriyorum. Altından geçirip şöyle biriktiriyorum. Şöyle biriktirdikten sonra hemen buradaki zincirimi batarak eklememi yapıyorum. Eklememi yaptıktan sonra hemen kaydırma yöntemiyle kaydırıp şöyle sabitliyorum ve buradaki sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve bu halkamızı da aynı şekilde yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Bunu da tamamladıktan sonra en üst kısmına geçeceğiz şimdi. Ben kenarlarının beyazla sık iğnesini yapacağım. Şöyle beyazın herhangi bir yerinden arkadaşlar ipimi ekliyorum. Şimdi buradan herhangi bir yerinden bir sonraki modelime geçiyorum. Buraya 16 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane buraya sık iğnemizi yaptık. Hemen bir sonraki motife geçiyorum. Burada sayı saymıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yerinden tutturuyoruz. İlk ekleme yaptığımız için buradan yine 16 tane bir sonraki motife geçtim. Buradan 16 tane yine sık iğne sayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Her bir sık iğneye sık iğne batarak 16 tane de buraya yapacağım şimdi. Şöyle buraya kadar 16 taneyi yapalım. Şöyle 16 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen bir sonraki motife geçiyorum. Şimdi sıradaki beyaz. Beyazın herhangi bir yerinden hemen batıyorum. Buradaki bütün sık iğnelere batarak 16 tane yapıyoruz. Buradaki bütün motifleri bu şekilde şöyle hepsine sık iğne yaparak bu başlangıç kısmına kadar sık iğnelerimizi yapalım. Şöyle hepsini ekledim arkadaşlar. Sona geldim. Sonunda herhangi bir yerinden batmıyoruz. Çünkü yine 16 tane olması gerekiyor. Buradan sayıyoruz. 1, şöyle 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şundan batacağız. Şöyle hemen kaybetmeden şuraya batıyorum. Sık iğnemizi buradan yapıyoruz. Sonuna gelen de mutlaka sayın. 16 tane
Sık iğnelik yer bırakın. Burayı da buraya kadar tamamlayalım. Arkadaşlar ben şöyle beyaz kısımlarını yapıp burada ipimi koparıp sakladım. Şimdi dikim aşamasına geldi. Ben şöyle birkaç tanesini sayıp iğneyle işaretledim. Videoda daha kolay sayabilmek için şöyle hemen alıyorum modelimi. Şimdi buradan işaretlemediğimden sayalım ki sizde nasıl saydığımı görün. Şöyle beyazdan sayalım. Buradan şöyle döndürüyorum. Burada ek yerimiz var. Eklediğimiz yerimiz. Şurada eklemiştik ya. Ek yerinden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane saydım buradan. 25.'den şöyle iğnemi takıyorum. 25.'den iğnemi taktım. Yine buradan arkadaşlar ben burayı saydım daha önce. Buradan saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 tane şu kısma geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi iğnemi takıp burayı işaretledim. Hemen iğnemi buradan takıyorum. İşaretledim, iğnemi çıkarıyorum. Burayı da hemen yaptım. Tekrar buraya gördüğünüz gibi sayıp yine buradan sayıyoruz. Eklediğimiz yerden. Eklediğin yerden sayıp buradan yine iğnemi geçiriyorum. Ve iğneyi çıkarıyorum. Çok videoda vakitimiz harcanmasın diye ben böyle işaretledim. Yine buradan arkadaşlar eklediğim yerden. Şöyle gördüğünüz gibi şurada eklemişiz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gördüğünüz gibi 25'e işaretimi koymuşum. Bu şekilde hepsini sayarak hiç es geçmeden şöyle şuna buradan 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 hepsini sayarak şu başlangıç kısmına kadar hepsini geçirelim. Ben şimdi bunları da geçireyim. Sonra bağlama bölümünde görüşelim. Hepsinden şöyle geçirdim. Buradaki ilk geçirdiğim yerden tekrar geçiriyorum. Şuradan geçiriyorum. İkisinin uç kısmı da aynı yerde olsun diye. Bak, bunu da buradan geçirmiştik. Şöyle çekiştiriyorum. Şöyle şu ilk yaptığımı çıkarıyorum arkadaşlar. Bundan bağlayacağım çünkü şurada bir tane düğümüm var. Şunu keselim. Şunu çıkarıyorum daha da kolayca şöyle bağlamak için. Şimdi bir tane düğüm atıyorum buraya. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bağlamış olduk. Bir tane daha atıyorum hemen. Buranın açılmasına izin vermiyorum. Tekrar aşağı. Şöyle bağladım. Çok güzel bir motifimiz oldu. Şimdi isterseniz buraya bir tane inci dikebiliriz. Hemen ben şu ipimi aşağı alıyorum. Bu fazla olanı aşağı alıyorum. Buraya şimdi getiriyorum bir tane inci dikip ondan sonra arkadaşlar iğnemi aşağı alacağım. Şöyle hemen incimi alıyorum. Bir tane büyük bir inci seçtim. Bir tane tek süsleme yapacağım. Hemen karşıdan geçerek aşağıya iniyorum. İnci de güzel bir hava kattı arkadaşlar. Hemen buradan iplerimiz buraya sabitleyip ondan sonra keselim ve son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben motifimi yapıp bitirdim. Bundan çok güzel yatak örtüsü yapabilirsiniz. Şimdi kamerada çok küçük gözüküyor ama şöyle 10 santimden çok büyük bir motifimiz oldu.
Veya bunu yatak örtüsünün birkaç yerinde kullanarak diğer yerini farklı bir model yapabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Renklerine de bayıldım. Umarım siz de beğenir, benimle beraber yaparsınız. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.